Merhaba arkadaşlar, ben sosyal olarak Osman Sarı Gülçe. Bugün hep beraber çayları ele alacağız. Yararlarıyla ve zararlarıyla çayları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Çay, ilaç olarak ilk defa M.Ö. 3000'li yıllarda Çin'de tüketilmiştir. Sonra Asya ülkelerine dağılmıştır. Avrupa'ya gelişi M.Ö. 1600'lü yılların başlarında olmuştur. Günümüzde siyah, yeşil, oolong olarak farklı biçimlerde kültür yapılan çay, sıcak ve soğuk olarak sevilerek tüketilen bir içecektir. Yaşlanma ve yaşlanmanın dejeneratif hastalıklarında temel rol alan, serbest radikallerin inaktivasyonunu gerçekleştiren savunma mekanizmaları, bitki çaylarının besin değerini artıran antioksidan maddelerdir. Her ne kadar vücudumuza faydalı olsalar da şunu unutmamalıyız. Hiçbir bitki çayını günde 2 bardaktan fazla ve devamlı olarak 4 haftadan fazla olarak tüketmemeliyiz. Sonucunda alerjik reaksiyonlar, bağırsak tembellikleri, çeşitli mineral emilimlerinde düşüşler ve olmaması gereken reaksiyonlar ile karşılaşabiliriz. Bunun dışında yapılan çeşitli araştırmalarda Türkiye'de bitki çayı satan bazı firmaların bazı çaylarında mikroskopik gözlem altında paket içeriğinde yazan bitkilerden farklı bitkiler tespit edilmiştir. Paket üzerinde yazan ancak içeriğindeki eksik olan materyaller gözlemlenmiştir. O yüzden en iyisi güvenilir firmalardan alışveriş yapmak veya imkanlar dahilinde kendinizi toplayabilirsiniz. Tabi buna hepimizin imkanı olmayabilir. Ancak yarar beklerken zarar görmememiz için güvenilir yerleri tercih etmekte fayda var. Şimdi geçelim kış çaylarına. Ada çayı. Yapılan bazı araştırmalarda popüler tüketilen bitki çaylarında en yüksek antibakteriyel özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikle soğuk algınlığına ve idrar yolları enfeksiyonu için kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak ada çayının sıcak suya geçen özütü yaprak sapında daha fazla bulunmuştur. Bu oran yaprağındaki oranın 2 katıdır. Diş eti, boğaz yolları ve üst solunum yolları için rahatlıkla tüketebileceğiniz bir bitki çayı olan ada çayı kış ayının vazgeçilmezidir. Uyarı olarak tek seferde 15 gram ada çayını suya karıştırıp içmeyiniz. Kalp çarpması, sıcaklık basması, kramp ve baş dönmesi görülebilir. Çay. Tüm Türkiye'nin severek tükettiği bu bitki, kış mevsiminin sıcak dostu olmaya da devam ediyor. Kafein oranından dolayı uyarıcı olan çay, dikkat toplamada ve yorgunluğu almada etkili bir silah. Eğer yeşil olarak tüketilirse, yüksek antioksidan miktarından dolayı yaşlanma karşıtı ve kanseri önleyici olarak rol alabiliyor. Yemeklerin hemen ardından içilmesi pek tavsiye edilmeyen çay, tek başına tüketilmesinde yarar görülüyor. Aşırı tüketildiğinde ise kabızlık, hazımsızlık ve kafeine bağlı ruhsal bozukluklar görülebiliyor. Defne çayı. Antiseptik etkisi yüksek olan, çoğumuzun aktarlardan veya çeşitli kaynaklardan yapraklarını alıp evimizde sıcak suyla demlediğimiz bu çay, kış aylarında oluşan mide şikayetlerine, ağızda oluşan yaralar ve romatizmal rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Ancak aşırı kullanımda ciltte kızarıklık veya buna bağlı rahatsızlıklar ulaşabilmektedir. 2 aydan uzun süre ve doktorunuza başvurmadan kullanmamanız önerilir. Ginseng çayı. Uzak Doğu'nun mucize bitkisi olan ginseng, ülkemizde yetişmemesine rağmen sıklıkla bilinen bir bitkidir. Zengin içeriği sayesinde dertlere deva olan bu bitki, kış aylarında tüketebileceğimiz bir çaydır. Kaynar suya bir çay kaşığı karıştırıp ağzı kapalı bir şekilde 5-10 dakika bekletildikten sonra süzülüp içilen bu çay, vücudumuza yararları inanılmaz derecededir. Cinsel problemlerden tutun da kalp, damar ve yorgunluk üzerine inanılmaz faydaları vardır. Bu yüksek yararlarına rağmen uzun süre kullanıldığında yüksek tansiyon, sinirlilik, yüksek tepki verme, ishal, deride dökülmeler ve uykusuzluk görülebilir. Diyabet rahatsızlığı olanların, gebe ve emziren kadınların kesinlikle doktor kontrolü altında kullanması gerekir. Ihlamur çayı. Hepimizin severek tükettiği ıhlamur tamamıyla bir kış çayıdır. Ağrı azaltıcı, öksürük kesici, terletici, iç organ kas kasılmalarını düzenleyici, böbrek dostu ve bronş aşıcı bir çaydır. Ancak hamile ve emziren kadınların doktora başvurmadan tüketmemeleri gerekir. Günlük olarak 2 aydan fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Karanfil çayı.
Doğrudan tüketimi yanlış olmasa da genellikle diğer bitki çeşitleriyle harmanlanıp tüketilmektedir. Kışın yaprak dökmeyen bu bitki antiseptik, antibakteriyel, antifungal, antiviral, spazmolitik ve diş sorunları için ağrı kesici etkisiyle kullanılmaktadır. Karanfilin insan üzerinde oluşturduğu alerjik reaksiyonlar ise ülkemizde çok sık görülmektedir. Yüksek dozajlardan kaçınılmalı, hamile ve emziren kadınların tüketmesine doktor kontrolünde devam edilmeli. Kiraz çayı. Kirazın meyve saplarının kaynar suda bekletilerek yapılan bu çay, idrar artırıcı ve kuvvet verici olarak halk arasında kullanılmaktadır. Tansiyon problemi ve beyin kanaması geçiren insanların kiraz sapından uzak durmaları gerekmektedir. Kuşburnu çayı. Yüksek C vitamini içeriğiyle kış aylarında soğuk algınlığından koruyacak bu çay, C vitamininin yanı sıra B1, B2, malik asit, sitrik asit, pektin, tanen ve karotenoid içermektedir. Solunum yolu rahatsızlıkları ve diyabete iyi geldiği bilinen bu çayın fazla kullanımında ise böbrek taşı oluşumu yaptığı gözlemlenmiştir. Kanama bozukluğu olan kişilerin uzak durmaları önerilmektedir. Nane çayı. Doğrudan nane çayı içmek yerine diğer bitki çaylarıyla karıştırılan bu bitki oldukça yararlıdır. Antibakteriyel, bağırsak gaz problemlerini rahatlatıcı, safra söktürücü, gıcık öksürük kesici, bronş açıcı, karın şişlikleri, karaciğer ve safra rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ancak mentolü alerjisi olanlar bu bitkiden uzak durmalılar. Hamile ve emziren kadınlar da doktor kontrolünde tüketmeleri gerekmektedir. Papatya çayı. Uyku getirici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen bu çay, kış aylarında sakinleşmenizi sağlayacaktır. Anksiyolitik etkisiyle sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır. Deri ve genital iltihaplarda da etkisi görülmüştür. Fazla kullanımı alerjik reaksiyonlar başlatabildiği için uzun süre kullanım önerilmemektedir. Rezene çayı. Halk arasında bokluk otu olarak bilinen bu bitki tüm Akdeniz ülkelerinde sıkça görülmektedir. İltihap giderici ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelen bu çay, kışın tüketilmesi sağlık için faydalıdır. Anetole duyarlılığı olan kişilerin uzak durması gereken rezene çayını 4 haftadan fazla doktor kontrolü olmadan kullanmamalıdır. Tarçın çayı. Diyabet hastalarının şeker düşürücü etkisinden bildiği tarçın, antibakteriyel, fungustatik, böcek kovucu etkisi olan bir bitkidir. Aynı zamanda solunum, sindirim ve dolaşım sistemleri üzerinde çok faydalı olabilmektedir. Tek başına içmek yerine diğer çaylar ile karıştırılması önerilir. Aşırı kullanımında mide ve bağırsak yaralarına neden olabilmektedir. Zencefil çayı. Uzak Doğu'nun gizli hazinelerinden biri olan bu bitki, iştahı açan ve bulantıyı kesen özellikleriyle özellikle taşıt tutan insanların tüketmesi gereken bir çaydır. Doğrudan tüketmek yerine diğer çaylara karıştırılıp tüketilmesi önerilir. Fazla kullanımı mideyi bozabilmektedir. Safra taşı olanların kullanması tavsiye edilmez. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer benden istediğiniz bir video içeriği varsa bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.